geldiniz yeni videomuza. Söylemiştim size bir önceki videoda Mirelinda'nın kıyafetini giydireceğim. Açılışımızı bu kıyafetle yapacağız diye. Nasıl olmuş ama? Dün akşam bu kıyafetlerle parka gitti. Skuter'ı ışıklı, ayakkabıları ışıklı. Üstü de karanlıkta bir parıldıyor ki anlatamam size. Parkın parlayan yıldızı oldu. Parıl parıl. Bana şimdi zıplama seansı. Hoş geldiniz zıplama seansımıza. Biz bugün Bostan Pazarı'na gideceğiz. Sosyete Pazarı'na. Şöyle bir şort almıştım biliyorsunuz. Bunun kalıbı biraz değişik arkadaşlar. Rahat edemedim. O yüzden değişim de yapılabileceğini söylemişlerdi. Bir de mavisini almıştım. Mavinin kalıbı çok güzel, çok rahat ama bunları değiştireceğim. Bir de şöyle yelek almıştım. Aslında söylemiştim de size. Tarzım değil böyle yelekler diye giydim. Ay bana bir sıkıntı geldi. Tarihte ilk galiba. Tubayat'a değişim yapmaz lan. Yok, genelde yapmıyorum biliyorsunuz. Böyle değişimdir, iadedir hiç yapmam. Ama bunlar olmadı. Hoppa! O yüzden değiştireceğiz. Hem de oranın bugün sebze bölümü de var. Sebze de alışveriş yapmış oluruz. Buraya birazcık mesafesi var. Geçen defa gittiğimizde annemle ben içeriye girmiştik, pazarı gezmiştik. Caner'le çocuklara bakmıştı. Sağ olsun saatlerce hiç beni aramadan çocuklara çok güzel bakmıştı. Orası böyle geniş bir alan arkadaşlar. Çimenlik, çocuklar orada. Vay. Mira dede gelmiş, Mira. Dede de geldi. Dede. Bizi özlemiş dede. Koşun, koşun dede. Hadi bakalım. Dede. Mira dede geldi. Dede! Aman aman kızıma neler aldım bak, limonatalı hayır ayran aldım sana. En sevdiklerinden. En çok sevdiklerinden. Koş, koş dede geldi. Koş 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 koş. Sabah beri dede geliyor diyorum, alkış yapıyor aslında. Bana bak suratına bak. Alkış yapıyor. Ay dede ne getirmiş ya? Limonatayla mı getirmiş? Ay kız sen ne olur, şarkıcı mı olur? Bak 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 şımarıyor bak. Aslan. Aslan gel dede. Yemeklerimizi de sabahtan hazırladık. Bugün tüm aile full enerjiyiz bugün. Çarşambanın güzelliği herhalde. Şimdi ne var menümüzde? Etli nohut var. Sonra burada pilavımız var. Çocukların karınları bir doysun. Daha güzel oluyor. Daha içmesin ya böyle karınları tok bir şekilde dışarıya çıktıkları zaman. Aslan geldi. Bu herhalde ikinci tabağı oğlumun. Wow! Etinden yedirdim, bitirdim. Tekrar dedim etinden alalım. Babam da nazar duası okuyor bak çocuklar aşkım. Esni. Nazar var yine. Evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallah. Evet. Ehad Allahu Samet. Ehad Allahu Samet. Lem yulet, velem yulet. Velem yulet, velem yulet. Velem yekullehu. Kullehu, kühüven ehad. Kühüya ehad. Aferin, Allah kabul etsin. Bravo kızıma. En son anneler gelir. Topladım pulumuzu, pırtımızı, her şeyimizi aldım arkadaşlar. Gidiyoruz artık pazara. Havada bir yandan sıcak ya, bir böyle havalar soğuyamadı bir türlü. Ne zaman böyle soğumaya başlayacak? Vallahi. Hadi Eylül de geldi, Eylül. Kızımın doğduğu ay geldi Caner. Yavrum 3 yaşına girecek Miralinda da. Hadi bagaja koyalım bunları. Heh. Ben bugün arka koltuğa terfi ediyorum. Hazır mıyız çocuklar? Ben de hazırım. Evet, Mire'yi gayet güzel oyalıyor şu kitap. Koy onu annem. Ha, çantamızı da attık. Ben de geliyorum. Çok güzel bir şey kokuyor araba. Ne kokuyor böyle? Kaydanan parfümünü sıktı. Oo, çok güzelmiş parfüm. Vereyim sana da sık istiyorsan. İkisi de uyudu arkadaşlar. Neydi öyle? Uyumuyor muydu? Gördünüz, şahitsiniz. Ay Mirama ya. Yavrum ya. Oh, ayakkabısına sarılarak uyudu bakın. Böyle. Yavrum annem. Çok yoruldu bugün yine. Sabahtan yoruldular. Diyorum ya size ailecek, ailecek bugün full enerjiyiz biz. Yine uyudu. Hah.
Aslan tekrardan bir uykuya daldı. Biz bu arada pazar yerine gelmek üzereyiz. Az kaldı yolumuza. Diyorum ki Caner'e yavaş git, biraz daha uyusunlar çocuklar. Geçen geldiğimde de buradan alışveriş yapmıştım ya, bunlar çelik ve kararmıyorlar. Yine bir şeyler bakacağım kendime. Şu gri saatimle uyumlu olsun diye şunlardan alacağım. Altın sarısını almıştım, kararmadı, çok güzel. Aldığım gibi de taktım. Bakın nasıl olmuş, gri saatimle uyumlu olsun diye böyle gri aldım. Şimdi geçen haftalarda da geldiğimiz için yakın zamanda nerede ne var biliyorum artık yani. Direkt çok gezmeden hemen buldum aldım, zaten aklımdaydı. Gidiyoruz değişim yapmaya. Umarım yerini bulabiliriz. Bakalım. Buldum galiba. Şu taraflarda bir yerlerdeydi. Aslan da bizimle beraber. Miral'in dayı da babası aldı. Şu anlık sıkılmadı Aslan. Her yere bakıyor. İnşallah da sıkılmadan alışverişimizi tamamlarız. Aldığım şortlar buradan da arkadaşlar. Şundan almıştım ben. Şu mavisinin kalitesi çok güzel. Kesimi falan da güzel. Ama o güzel durmadı bende. Şöyle renk renk de var burada. Bir de bunların pantolonları da var. Şöyle bakın, yelekte ne kadar güzel duruyor ama benim hoşuma gitmedi işte. Yeleğini de almıştım. Değişim işi tamamdır. Annem dedi ki evde gösterirsin dedi aldıklarını dedi. İyi dedim, evde göstereyim. Bugün bu arada sebze bölümünü de gezeceğiz. Aslında kıyafet olarak böyle ihtiyacımız olan bir şey yok yani, açıkçası değişim için buraya geldik. Sebzelerimizi alırsak da iyi olur. Aslan'ın da kafasını ıslatmış annem. O kadar sıcak çok ki hava. Çok sıcak, çok sıcak. Yavrum benim, iyi olmuş böyle. Ses sesi çıkmıyor. Hadi gezelim bakalım. Annem sen ne beğendin? Annem dur. Şöyle atletlerden alacağım. Burada renk renk var. 40 liraymış fiyatı. Şu çizgililer 50. Kremle yeşil çok güzel. Şimdi ben aldığım pantolonla annem kombin yapıyor aslında. Ya da bununla, ama bununla. Yeşille mi diyorsun? Yeşille. Tamam, o zaman ben renk renk alayım mı? Baksana şu turuncuyu da çok sevdim. O da güzel. Her evet. Şeyin üstüne giyilir, çok ay, güzel. Evet, çok güzelmiş. Ben renklerimi belirledim. Bir bundan aldım, bir bundan, bir bundan, bir bundan. Başka ne almıştım? Ha, bir de şu yeşilden aldım. Çok güzeller. Hadi bakalım. Bir şey almayacağız, değişim yapacağız dedik ama bakın gene alıyoruz yani. Annem de kendine terlik alıyor evde giymek için. 40 liraymış buradaki terlikler. Şundan aldı beyazını. Bir de bundan aldı. Sebze bölümüne geldik. Alacak başka bir şeyimiz yoktu. Buranın da sebzeleri güzel oluyor. Şimdi dolma biberle başladık. İlk sefer bundan. 22 liraymış. Domatesin kilosu 10 liraymış. Ne diyorsun oğlum? Şaşkın oğlum, ne oldu oğlum? Miralinda'nın tuvaleti gelmiş, annemi bıraktım. Şimdi gidiyorum Caner'in yanına dedi, acil gel. Durmuyor çocuk diye gidiyorum valla. Burada da karşılaştığımız bir sürü kişi oldu. O kadar tatlısınız ki ya. Evet, geldim bile çıkışa. İnşallah annemle birbirimizi kaybetmeyiz. Ay tam çıkar ayak buradan bir tane tişört buldum, aldım. Alelacele daha da güzelleri vardı. Miral'in de lavaboya götüreyim, daha bakacağım, çok güzel ürünler vardı çünkü. Mira'yı tuvalete götürdüm ya, geldim anneme dedim ki gitmeden önce. Anne ben gidiyorum, birbirimizi kaybetmeyelim çünkü telefonunu da evde unutmuş. O yüzden de hani ulaşamam kendisine, dedim ki bak burada sabit kal. Bir geldim annem yok. Yarım saattir neredeyse annemi pazar yerinde arıyorum. Caner'e dedim, çıkışta ya Caner, yanına mı geldi? Yok dedi, yanımda da yok. Neyse Caner de panikledi, o da bir yandan pazarın içine geliyordu. Sonra 2 dakika sonra aradı. Annem alışveriş yapmış yanımda. Allah'ım, bir korktum, bir korktum, anlatamam, bir endişelendim yani. Şimdi ben de çıkışa doğru gidiyorum. Alışveriş burada bitti yani. Kavuştuk. Ben demedim sana beklemez seni diye. Beklememiş zaten. Ya vallahi bekledim. O kadar alışveriş yaptım, hep aynı yerde dolandım. Bulamadım ben sizi oğlum. Ha, ne yiyorsunuz siz? Ne ye? Bak bak bak, surata bak 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 bak, bu ne ya? Bu hiç ne ya? Sesi çıkmadı oğlumun. Evet, bugün gayet usluydular ikisi de. Hı, afiyet olsun, bayılıyorlar meyveye. Neler aldım kiraz böyle? Aradım, evde gösteririz artık. Evet, kiraz yoktu, Mira kiraz istedi de. Hadi gidelim. Evet, gidelim artık, hadi bakalım. Eve geldik. Biz dedim ki aldıklarımızı da böyle denemeli göstereyim size. Bu yeni pazardan bir de değişim yapmıştım. Onun yerine şu
pantolonlardan aldım. Bunun kumaşı nedir? Keten midir? O kadar güzel ki, öyle güzel ki. Bunun bende pembesi de vardı. Değişimi yaparak yeleği verdim. Bu pantolonu aldım. Çok daha iyi. Çünkü yelek dolapta durup duracaktı. Bir de şu şortu aldım. Şöyle hemen de kombinledim. Nasıl olmuşum aşkım? Süper. Bak bilekliğim de yeni. Gri saatimle uyumlu olsun diye. Ve gri bileklik aldım. Böyle. Şimdi göstereyim neler aldım. Mesela çok fazla böyle bir şey almadık pazardan. Daha çok sebze meyveler var. Şu tişörtten aldım. Evet. Bunlar, adım soy ismim yazıyor benim orada. Evet. Caner Kıroğlu. CK. bu 80 liraydı. Bir tane daha aldım şöyle. Bu da 80 TL'ydi. Bu şortlar renk renk var. Bunlar 200 lira. Pantolon da 250 lira. Bu üstündeki 40 TL. Çok güzel standart beden. İşte böyle sıcaklatmıyor yani. Bir de turuncu rengini aldım. Renk renk aldık bulmuşken. Daha çocuklara aldığımız kıyafetleri yıkayamadın. Daha yerleştiremedin. Ya, gerçekten bugün onları halledemem. Çünkü pazarda aşırı yorulduk. Bir yandan sıcak, kalabalık. Çok da gezmedik aslında, da yorduk. Böyle. Evet, her yerde kıyafet var arkadaşlar şu an. Evet, görmeniz lazım. Yatakların üzeri daha yıkanmayı bekliyor kıyafetler. Oraya aldım. Akşama da çocukların kıyafetlerini yıkarım. Yarın da gardıroplarını düzenleyelim. Şöyle bir el atalım gardıroplarına da. Şimdi sebze alışverişimizi de göstereyim. Bugün Allah'tan erken bir saatte yemeğimizi yaptık. Bu arada biz yemeği saat 1'de yedik. Ben akşamları yemek yemiyorum. Hatta ekmeği de kestim diyebilirim. Yani çok az bir şey yiyorum. Mesela bir gün ekmek yiyorsam diğer gün ekmek yemiyorum. Öyle yani, bakalım. Bu sefer beni de şaşırttı gerçekten arkadaşlar. Gerçekten ama bak değil mi? Caner çok şaşırdı. AVM'ye gittik geçenlerde. Caner dedi hadi gel yemek yiyelim. Yok dedim, ben yemeyeceğim. 12 senedir Tuğba'da ilk defa yemek yiyelim mi hayır lafını duyuyorum. Evet, bir de gece acıkmalarımız bizim vardır biliyorsunuz. Caner mesela hadi diyor bir şeyler yiyelim. Yok diyorum, ben yemeyeceğim. Bir bakıyorum Caner mutfakta bir şeyler yiyor ama ben yemiyorum. Bol bol su. Hadi şimdi sebze alışverişimizi göstereyim. Sebze olarak da kabak, dolma biber, burada şeftali var, salatalık, domates, börülce, çilek, ooo darı almış annem, üzüm ve patlıcanımız var. Bu? Domates. Domates. Bu ne? Elma. Bir önceki videoda dolma videosu izliyordun. Hadi yap bize. Evet, dolma yapalım. Aslan'ı yatırdık ama daha uyumadı. Biliyorsunuz kendi uyuyor Aslan. Biz de Miral'in dayla bahçedeyiz. Ben bahçe suluyorum. Miroş da oyun oynuyor burada. Mira. Onun da uyku saati geldi de dedim ki bahçeyi sulayayım da ondan sonra yatırayım onu da. Mira da bekliyor şimdi onu ıslatayım diye. Ha? Ama olmaz. Artık akşam oldu. Dur anneciğim. Oy, şunları güzel güzel sulayayım. Şöyle mis gibi toprak kokusuna bayılıyorum. İkinci günden yeniden merhaba. Ben şimdi Mira'nın odasındayım. Aslan'ı da uyuttuk. Geldim gardırobunu düzenlemeye. Burada Mira'nın böyle yazlıkları var ama İzmir'de havalar hala daha sıcak olduğu için yeni almış olduğum kışlıkları... Al annem, yeni almış olduğumuz kışlıkları bu alana almayacağım. Şuraya yerleştireceğim. Burayı düzenlerken bir de ben neler gördüm ya. Bir bakın. Ya canım. Anneciğim. Ya Aslan ve sen. Bunları da bir yere asalım yani. Burada dolapta evet. Duruyormuş bunlar. Ben unutmuşum bile. Şöyle göstereyim. Kocaman olmuşum. Mira. Kocaman olmuşum diye. Evet annem. Şöyle ne kadar güzel fotoğraflar. Asalım onları evin bazı yerlerine böyle. Değil mi? Asalım bunları. Hatta hepsini böyle bir yerde toplayalım. Bu da Aslan. Yavrum benim. Yavrularım. Tamam. Bu ara sabahtan beridir Tuğba ile anaokulu geziyoruz yani. Evet, yine biz anaokulu geziyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Hep böyle tavsiye edilen yerlere gittik biz. Bir de evimizin yakınında bir yer vardı. Oraya gidelim, oraya da görüşelim dedik. Sanırım burası olacak bu sefer de. Benim daha çok içime sindi biliyor musun? Yani 4 Eylül pazartesi günde muhtemelen yeni dönemleri başlayacakmış. 4 Eylül pazartesi günde Mira da oraya başlayacak olabilir. Evet. Hayırlısı olsun bakalım. Hayırlısı olsun. Oryantasyon dönemi var. Anne bunu
bir oryantasyona da gitsin bakalım nasıl be. Ama beğendi. Oyuncak dolduralım için anneciğim. Sen artık okullu oldun ya. Büyüdü ya. Şaka gibi ya. Küçücüktü böyleydim ya da ya. Dün akşamdan da kıyafetleri yıkadık. Bir güzel de ütüledik. Onları yerleştirelim bakalım. İnşallah sığarlar buraya da. Bu da çocukların albümleri. Ne kadar benziyorsunuz birbirinize böyle. Aslan sarı, Miralinda da kumral mı diyeyim artık? Esmer mi diyeyim? Kara kara bu. Kara kara. Biraz senin saçın ne renk? Çikolata. Evet, anlat bakalım. Burada kimler var? Kocaman bir babalar. Başka? Küçük bir babanı bu ne? Çevir bakalım. Çevir bakalım sayfasını. Kimler varmış başka? Evet, kim bunlar? Bebek bu. Yanaklarına bak. Yanaklarına bak. Ah, yanakları burada. Kocaman oldu yanakları. Aa, bu kim? Mia. Bu Mia. Canım. Doğdunuz fotoğraflara. Evet, yani fotoğraflara da aldık. Mira'nın yanakları. Anası bir yerde, kızı bir yerde fotoğraflara bakalım. Evet, yanaklara baksana ama. Tam bir yastık yanak ya. Çok güzel. Gene mi dağıldı burası? Gene dağıldı valla. Kız bütün oyuncakları, yayıntıları toplamış. Hiç bunlar toplu durmuyor çocuklardan ev. Olsun, oyun oynuyor, oyalanıyor. Mira da yatmış. Tek baba. Çekiyorum, tamam. Arkadaşlar, bu işi senin için koyuyor, tamam mı? Şimdi siliyorsa arkadaşlar, bu işi tertemiz olacak. Biraz daha sıkalım. Tamam. Böyle silelim arkadaşlar. Oldu mu? Hı-hı, olmadı. Olmamış daha. Bir de anlatıyor neler yaptığını size. Bir de arkadaşlar demiyor mu? Bitiyorum ya. Mira, bugün ne yemeği hazırlayacağız? Fasulye. Fasulye mi istiyorsun? Börülce var, onu yapalım bari. Olur mu? Tamam. Temizlendi mi Mira? Gelebilir miyiz artık? Hayır. Sen hiç bu işi sak. Hiç sen aşkım. Neler diyor bana ya? Neler diyor bu? Git sen aşkım diyor. Git sen aşkım. Tamam çubaya. Kıyafetleri oraya koyayım. Tamam anneciğim. Buraya koyuyorum bak kıyafetlerini. Bunlar takım olanlar. Takımları böyle yaptım. Altlarını da böyle içine katladım. Şöyle. Ben bu elini temizliyorum, iyi mi? İyi annem. Eline koluna sağlık. Aferin. Sen koluna çıkartma. Koluna batma, iyi mi? Tamam. Buraya koyma kıyafetleri. Buraya koy, tamam mı? Hay Allah. Allah. Şu alt kata da Miralinda sadece silikleri koymam lazım. Bunlar takım. Buraya da böyle tek böyle üstleri koyalım. Hayır, oraya koyalım. Buraya mı koyalım hepsini? Evet. Islak kurusun, tamam. Sen git tuğba. Yavaş yavaş git, git, tamam. If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Şimdi gardıroptan Miral'in de camların temizliğine başladı. İçinden geliyor çocuğun ya. Düzenledik orayı. Evet. İyi, bak o kapağını aç. Ne güzel olmuş böyle. Çok güzel olmuş. Şöyle dış yüzeylerini de silelim o zaman. Bana da verir misin Miral'in de? Ben de bir pıs pıs yapayım, köpürteyim buraları. Hayır, köpürteceğim. Buraya sıkar mısın? Tamam. Senin güzel mi çekecek babayı? Biraz daha sık. Bugün diyorum ki garajın tarafındaki bahçeyi de bir düzenleyelim Caner. Çam ağaçlarını ben budadım. Dallar kalıp durdu orada. Kurudular artık. Güneş annem, güneş. Anca güneş gitsin saat 7'den sonra. Öyle mi yapalım? Evet, bu sıcakta olmaz. Vallahi ben yaparım ya. Temizleyelim çünkü bayağıdır aklımda. Hiç o tarafa inemiyorduk. Arkadaşlar. Hı. Beni çok güzel bittim. Oyuncaklarıma bakın arkadaşlar. Benim oyuncaklarım bunaymış. Cam gözüme bakın. Cam gözüme. Cam gözüme bakın. Cam gözü nerede? Burada cam gözü. Tabloların yerini de belirliyoruz. Şu duvara dedik. Koridorda en büyük duvar. 2-10 tam orta. 2-10. Burası ortası oluyor. Allah!
Aa, tam da böyle bak spotun geldiği yere denk geldi. Işık vuruyor ya oraya. İlk yer belirlendi. Çakıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Hiç yer bulamamıştık biz bu tablolara. Görmüşken dedim ki artık asalım yani. Eskiden olsa Caner biliyorsunuz her yere bir çivi muhakkak çakardı. Gene başladın eskiden. Evet gene var. Aa güzel oldu. Caner tam da ışık vuruyor. Heh, o da dedik ki böyle dursun. Bir de yanlara da gelecek iki tane daha. Nasıl olmuş aşkım? Süper. Beğendin mi? Bir böyle bir köşeye ihtiyacı vardı evin ya. Evet ya ben seviyorum böyle evde olan aile fotoğraflarıyla dolan duvarları. Çok da güzel oldu. Çok beğendim. Mira çocuklar bakın. Ay. Orayı fotoğraf alanı yapın Tuğba. Başka değil fotoğraflar da yapıştır. O duvar fotoğraf alanı. Evet değil mi? Bu duvar komple böyle anı köşesi. Güzel bir anı köşesi. Annem yavrum ya. Çok küçükler Caner. Evet ben de dedim duvarları sileyim şöyle bir tabloları da yerleştirmişken. Çocukların odaları da aynı oldu. Şu Aslan odasını oyun odası da yaptık aynı zamanda. Çünkü Miralinda'nın odası bayağıca bir dağılıyordu. Dedim ki çocuklar artık o odada oynasınlar yani. İki odada dağılmasın. O yüzden artık orada oynayacaklar. Evet şimdi çilek yiyor çocuklarım benim. Yiyin bakalım. Kargom gelmiş. Ne gelmiş yine? Allah'ım tüm Türkiye Baby Shark kitabının gelmesini bekliyoruz ya. Evet. Ne o ya? Anahtarlık da var içinde. Ha, şundan aldım. Tuğba araba sürmeye alıştı ya şimdi. He, tabii. Story çekerim size. Instagram'dan takip etmiyorsanız muhakkak oradan da edin. Orada da aktifiz bu arada. Evet. Araba için aldım onu araç için. Dedim ki telefonumu koyarım oraya. Sohbet muhabbet ede giderim sizinle. Yoksa bir elimde telefon olmuyor yani. Daha rahat olur diye bundan aldım. Ne o bir de bakayım anahtarlık. Hediye olarak da şöyle bir anahtarlık mı göndermişti? Böyle. He? Arabaya takacağız onu tamam mı? Markete gittim geldim mantar aldım. Canım kremalı makarna istedi mantarlı. Ver annem bu da benim detoks çayım. Biliyorsunuz ki diyetteyim. Gerçekten çok fazla bir şey yemiyorum yani yemiyorum. Şimdi saatlerimiz 1:30 oldu. Bu arada bugün okula sabahtan görüşmüştük. Bugün de 5:30'da da tekrardan bir gidip sınıfları göreceğiz, gezeceğiz okulun etrafını. Şimdi ders saatinde oldukları için çocuklar etkinlik saatinde. O yüzden rahatsız etmemek amacıyla da gezmemiştik. Tamam anneciğim. Bir yandan da böyle çocuklara köfte yapacağız. Köfte yiyecekler. Bir de kremalı mantarlı makarna. Anneciğim dondurmacı değil o hurdacı. Allah'ım. Akşam da uyumazsan ki eğer erken vakit dondurma da alırız bugün kapıdan yine. Tamam mı Mira? Bugün zaman geçmiyor sanki. Bakıyorum sanki böyle saat 4 olmuş gibi geldi bana. Çünkü birçok iş hallettik ya sabah erkenden. Bir baktım saat daha 1:30. Dağıtma saatimiz de geldi ayrıyetten. Artık bu vakitlerde Miral'in de evde sıkılmaya başlıyor. Oyuncaklarından da sıkılıyor. O yüzden geliyor benim çekmecemi dağıtarak rahatlıyor arkadaşlar. Bakın. Ah yavrum ya. Hadi bunu beraber toplayalım. Mira. Gel anne gör bak benim ev nasıl dağılıyor gör bak yani. Çocuk var mı? Topla topla bitmiyor burası. Aslan diyor amacıkta artık Tuğba durmuyor. Mam 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 diyor. Tamam hazır birazdan hazır. Tamam anne. Bunlar da böyle sadece tavada yapalım. Böyle. Nereye gidiyoruz? Al hadi sandalyeni gel. Aslan gel. Geldi anneciğim. Gel bakalım anneciğim. Aşçı başım. Gel aşçı başım benim gel. Yağ var burada tamam mı anneciğim? Sakın dokunma sonra yorumda yazıyor teyzeler. Yürekleri hoplayıveriyor vallahi bir şey olacak sana diye. Bu karıştıracağım. Bu karıştırılmaz ki. Bu çevriliyor böyle. Bir şey daha öğrendi.
dumanı üstünde taze taze sıcak sıcak kırmalı mantarlı makarnam hazır. Ay bugün nedense çok canım çekti onu. Burada da Mira'nın makarnası var, sade makarna. Bu arada 5'er tane maşallah köftede yediler. Şimdi biz de afiyetle makarna yiyeceğiz. İnsan canında böyle her gün sulu yemek falan da istemiyor. Bugün de böyle oldu. Dünden de nohutumuz vardı ama artık yani saatlerimiz de 2 oldu artık. Bu yemek bana yeter. Uyuyana kadar yani sabaha kadar bu beni tutacak yarına kadar. Kim geldi? Selam. Bu tarafa sen gel bakalım. Kardeşinle. Heh, dayıyı çok seviyorlar. Gel bakalım. Teyzemin oğlu geldi. Uzun süredir de irmik helvası yapmıyorduk. O da çok sever. Genelde kışın yapıyoruz. Dedim hemen bir irmik helvası karayım da yiyelim böyle. Sıcak arasına da dondurma koyarız isteyenlere. Ben sade yemek istiyorum. Böyle 1 bardak çiçek yağı, 2 bardak irmik, 3 bardak şeker, 4 bardak su. Suyla şekerini burada ılıtıyorum. İrmiğini de burada kavurup ondan sonra şerbetini ilave edeceğim. Bahçe için hazırlanıyoruz şimdi. Dayımız vardı, o da gitti, uğurladık. Bahçeyi ineceğiz, garajı temizleyeceğiz. Bu arada Luna'yı soruyorsunuz yahu. Luna ne yapsın? Luna evde. Gel kızım. Gel. Odası burada bu arada onun, bakın. Ben mutfağın yan tarafında. Caner de eldivenlerini aldı. Bahçe için hazır mıyız? Hazırız. Ben de hazırım. Hadi gidelim o zaman. Sarı çuvalımı da aldım. Artık resmi olarak da Miral'in dayı okula yazdırdık. Pazartesi günü yani 4 Eylül'de okula da başlayacak. Okulumuzun ilk günü olmuş olacak. Bir oryantasyon süreci olacak. Biraz orada vakit geçirdikten sonra biz de orada olmuş olacağız. Sonrasında evimize geleceğiz. Eksik listesini de verdiler bugün. Ay Caner çok heyecanlıyım ya. Vallahi şimdi yine ağlayacağım. Bak ağlamak istemem. Her videoda artık ağlayayım. Evet ya. Evet, bir saatlik de uyku zamanları oluyormuş. Onun için böyle minicik yatakları var boylarına göre. İşte çarşaf, yastık, ales. Böyle ufak tefek eksikler var. Kırtasiye eksiklerini de sonradan tamamlayacağız. Yani adım attık arkadaşlar. Vesikalık da çekilecek. İlk vesikalığını çekilecek. Dedim ki Mira çekiliyorken Aslan'ın da vesikalığını çekiliriz. Aklımdaydı zaten, hep istiyordum çocukları şöyle bir vesikalık çekmek. Ay yani nasıl anlatayım, nasıl söyleyebilirim size duygularımı? Yani böyle ilmek ilmek, emek emek büyüttüğümüz Mira okula gidiyor yani şimdi. Ay ağlamayayım diyorum da yani çok duygusalım, ne yapayım, elimde değil yani. Hani bu zamanları da gördük. İnşallah da eğitim öğretim hayatında ve her şekilde karşısına çok iyi insanlar çıkar, çok güzel yollardan yürür. Zaten hadi gülelim biraz. Zaten ilkokul gününü de vlog'a alacağım, nasıl geçecek merak ediyorum. Ah ben sana kıyamam. Bir daha söyle, duyamadım. Ay 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 ay. Ağlama anne, tamam mı diyor. Hissediyor musun? Ne yapıyorsun çocuğum? Hadi şimdi biz bahçeye gidiyoruz. Annem ben size kıyamam. Çok teşekkür ederim Aslan. Gel buraya. Ay yavrularımdan bana çiçek, Allah'ım ya. Ah. Bir daha mı ağlayayım? Ne yapayım ben? Bir daha mı ağlatacaksınız beni? Caner başlamış bile. Vallahi aşkım kurudular orada ya. Toplanmadı bir hiç türlü. Ben böyle gider gelirim. Ha tamam. En son bir tırmık yaparız buraya. Zaten daha önce temizlemiştik de. Yapraklar dökülüyor ya ağaçlardan. Yine kirlendi. Bir tırmık da yaparım. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and... Eski halinden iyi oldu.
yağmurlar yağsın da güzelce şöyle bir tekrardan bir tırmıklarız. Yoksa çok toz çıkıyor yani arkadaşlar. Bir de bunlar gübre de olur aynı zamanda. Belki kışa doğru da buraya çim ekebiliriz. Çamaşırlarını kesiklerimi atmıştım ya, böyle ufak ufak yaprakları dökülmüş. Onlardan da güzel gübre olur diye düşündüm. Artık sizlere de burada veda edelim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok ama çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.